Arkadaşlar merhaba, bugün fen bilimleri dersinde sizlerle beraber DNA genetik kod ünitemizin ikinci bölümü olan kalıtım konusunu işleyeceğiz. Kalıtım konusundan tahminen işte 1-2 tane soru çıkıyordu. Belki ünitelerin azalması sebebiyle soru 3 tane 4 tane gelme ihtimali var. Bu konuyla ilgili sadece dikkat etmeniz gereken kavram yanılgısına düşmemeniz gerekiyor. Mesela fenotip, genotip gibi. Veya işte hangisi olmalıdır, olmamalıdır, kesin vardır veya yüzde sorularına dikkatli olmanız gerekiyor. Onlarca zaten yapabildiğiniz kolay ünitelerden birisi. Beraber şimdi bakalım biraz daha yakından ünitemize. Kalıtım kelime anlamı olarak bildiğiniz gibi anne babadan yani ata bireylerden yavrulara aktarılan özelliklerdir. Bu özellikler DNA içerisinde yani kromozom içerisinde yavrulara aktarılır. Bu şekilde anne babadaki özelliklerin yavruya aktarılmasına, nesilden nesile geçmesine biz kalıtım olayı diyoruz. Kalıtımda tabii ki tıpatıp anne baba gibi bireyler ortaya çıkmayacaktır. Farklılıklar da ortaya çıkacaktır bildiğiniz gibi. Farklılıkların oluşmasının sebebinde daha önceki yıllardan mayoz bölünmedeki parça değişiminden hatırlarsanız crossing over dediğimiz olayda parça değişimi olarak anne babanın farklı özelliklerini alarak ikisinin özelliklerinin karışımı olarak yavru bireyler ortaya çıkıyordu. Ve bu nesilden nesile bu şekilde devam ederek gidiyordu. Burada karakter diye bir kavram görüyoruz arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Karakter demek canlıların sahip olduğu anne babadan yavrulara geçmiş olan özelliklerin geneline biz karakter diyoruz. Mesela ne var karakter olarak? Burada örneklerimiz saç rengimiz, göz rengimiz, boy uzunluğumuz, kan grubumuz, ten rengimiz, kemik yapımız gibi birçok özellik. Binlerce özellik anne ve babamızdan bize geçmektedir. Bunların tamamına biz karakter diyoruz. Kalıtsal karakter, kalıtsal olmayan karakter diye bunları ikiye ayırırsanız kalıtsal olanlar yani kuşaktan kuşağa aktarılan mesela az önceki söylediğiniz gibi ten rengi, dil yuvarlama, saç şekli bunlar kalıtsal olarak geçerken kalıtsal olmayan karakter ise daha sonradan canlıda değişim olabilecek veya anne babayla tıpatıp olmayacak etkenleri söyleyebiliriz. Mesela ne değişebilir? İşte vücudumuzun ağırlığı veya boyumuzun uzunluğu değişebilir. Veya kas yapımızı biz değiştirebiliriz. Veya işte buna benzer küçük değişiklikler vücudumuzda meydana gelebilir. Bunlara da kalıtsal olmayan karakterler diyoruz. Kalıtsal çeşitliliğin temelinde de yine söylediğimiz gibi ne vardır arkadaşlar? Eşeyli üreme vardır. Niye eşeyli üreme ile kalıtsal çeşitliliği bağlaştırıyoruz? Şimdi eşeysiz üremede bakteriler mesela annenin tıpatıpını kopyalar. Yani ana bireyle yavru bireyler tıpatıp aynıdır eşeysiz üremede. Ama eşeyli üremede anne ve babanın genleri bir araya geldiği için kalıtsal çeşitlilik dediğimiz olay eşeyli üremede görülen bir olaydır. Şuraya bakalım beraber. Burada karakteri söylemiştik zaten konunun girişinde. Canlılardaki özelliklerin geneline biz karakter diyorduk. Gen nedir? Bir de ona bakalım. Gen bildiğiniz gibi arkadaşlar daha önceki konuda da söylemiştik. Kedi geni diye bir şifre vermiştik. Kromozom, DNA, gen diye sıralama şeklinde gidiyordu. Gen bildiğiniz gibi bizim kalıtsal özelliklerimizin şifrelenmiş bölümlerdir. DNA'nın parçalarıdır genler bildiğiniz gibi arkadaşlar. DNA parçaları ve bunun anlamlı olması gerekiyordu. Yani rastgele bölemiyorduk bunu. Alel gen diye yeni bir kavram gelmiş karşımıza. Bu alel gen aile geni gibi aklınıza kopyalayabilirsiniz. Aile geni ne demek? Anne ve baba vardır ailenin temelinde. Anne ve babadan gelen genlere biz gen çiftine ne diyoruz? Alel gen diyoruz. Baskın gen, çekinik gen diye iki kavram ortaya çıkmış. Baskının diğer adı dominant gendir. Yani baskın gen demek kelime anlamı olarak da zaten çağrıştırıyordur size bir şeyler. Özelliğini daha fazla gösterebilen genlere biz baskın gen diyoruz. Özelliğini daha fazla göstermek ne demek? Şöyle örnek verelim. Mesela siyah saç, sarı saçı karşılaştırırsanız siyah saç geni daha baskındır. Çünkü doğada siyah saçlı canlı sayısı daha fazladır. Ama sarı saçlı insan sayısı veya sarı saç geni daha azdır. Buna da biz çekinik gen diyoruz. Veya başka bir örnek verelim. Kahverengi göz daha fazlayken mavi göz, yeşil göz daha azdır. Yani kahverengi gözün daha baskın, daha çok gözükeceği anlamına geliyor. Eğer baskın bir geniniz varsa büyük harfle gösterirsiniz. Çekinik bir geniniz varsa küçük harflerle gösterirsiniz. Bunları da belirtmiş olalım. Burada bir tablo görüyoruz. Baskın, çekinik gen diye ayırmış birbirine. Bunları ezberlemek zorunda değiliz.
Genelde sorularda size verir. Yine de aklınızda kalıcı olmasın. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Dediğimiz gibi siyah saç geni mesela baskınmış bakın arkadaşlar. Sarı saç geni çekinikmiş. Veya kahverengi göz fazlaymış. Mavi göz çekinikmiş. Veya kıvırcık saç doğada daha fazlayken yani dalgalı saçı da alabilirsiniz buna. Dümdüz saçı olan düz saç daha azmış. Veya dil yuvarlayabilme özelliği daha çokmuş insanlarda. Dil yuvarlayamama daha azmış. Bezelye bitkisine bakarsak bu bezelye bitkisi bizim için önemli. Neden? Çünkü Mendel diye bir bilim insanı vardı bildiğiniz gibi. Bezelyeler üzerinde çalışma yapıyordu. Bunların genetik yapısını, çaprazlamasını inceliyordu. Bezelye ile ilgili çok soru geldiği için bezelye ile ilgili de birkaç özelliğe bakalım. Yuvarlak tohumlu olma ihtimali daha çokmuş. Yani baskınmış doğada daha çok yuvarlak bezelye varmış. Sarı tohum daha fazla varmış. Uzun boylu olma ihtimali daha çokmuş. Mor çiçekli bezelye bitkisi daha çokmuş. Diğerleri daha az bulunan çekinik özelliklermiş. Altta fenotip, genotip diye iki kavram daha çıktı arkadaşlar. Fenotip fiziksel tipimiz yani dış görüntümüzle alakalı bir kavramdır. O yüzden fenotipe biz ne diyoruz? Çevrenin etkisiyle canlının dışındaki görüntüye biz fenotip deriz diye anlatmıştık. Genotip ise genden geliyor zaten kelime olarak. Canlının sahip olduğu özelliği genlerdeki şifrelenmiş haline diyoruz biz. Mesela işte siyah saçın bir gen şifresi var veya sarı saçın bir gen şifresi var. Bunu tabii gözleyebilir miyiz, görebilir miyiz? Göremezsiniz bunu. Çünkü genotip nerede? DNA'nın içerisinde, genlerin içerisinde. Ancak bunu gelişmiş bir laboratuvarda DNA çözülümü yapıldığı zaman genotipini çözebilirsiniz canlının. Dıştan bakarak sadece fenotipini görebilirsiniz arkadaşlar. Melez döl, arı döl diye iki tane kavram çıktı karşımıza. Melez demek yani iki genin karışma anlamına geliyor. Arı demek, saf demek de sadece tek cins dölün veya genlerin olduğunu söylüyor. İşte melez döldü ne olur mesela? Bir tane baskın, bir tane çekinik geni bir araya getirirseniz ikisinin karışımı olur. Biz buna melez döl deriz. Ama siz iki tane siyah saç, iki tane sarı saç genini yan yana getirirseniz, iki tane aynı gen yaparsanız bu sefer arı döl veya saf döl diye söyleriz arkadaşlar. Yine bunu soruların içerisinde zaten söylerken tekrar edeceğiz. Diğer sayfamızda çaprazlama olayı var. Soruların en çok geldiği yer burası zaten. En çok da ters köşe olduğumuz yer burası. Şimdi çaprazlama nasıl yapılır? Niye yapılır? Yaptığımız zaman bize ne verir sonuç olarak? Bize ne anlatmaya çalışır? Onlara bakalım beraber. Çaprazlamayı şunun için yapıyoruz. Mendel'in de yaptığı gibi. İki canlıyı bir araya getirdiğimiz zaman yani bunların genlerini çaprazlamak dediğimiz olayı yaptığımız zaman bunun yavrularının ne olacağının ihtimalinin hesaplanmasına biz çaprazlama diyoruz. Niye yapıyoruz? Bu çaprazlama sonucunda acaba biz nasıl birey elde ederiz? Yani sağlıklı mı sağlıksız mı veya renk olarak nasıl bireyleri elde ederiz? Onu bulmak için yapıyoruz. Nasıl yapıldığına bakalım isterseniz beraber. Mesela burada bir örnek vermiş. Fenotip demiş, düz tohumlu bezelye ve buruşuk tohumlu bezelye ikisini bir araya getirirsek acaba yavrular düz mü olur, buruşuk mu olur, ne olur ona bakalım demiş. Şimdi düz tohumlu bezelye gördüğünüz gibi büyük D, büyük D ile göstermiş. Ama buruşuk bezelye küçük D, küçük D ile göstermiş. Bu bize neyi veriyor? Buruşuk bezelye büyük D harfleri var. Yani baskın bir gen doğada, pardon düz tohum daha çok doğada büyük D ile göstermiş. Buruşuk küçük D'ler var. Bunun doğada daha az, daha çekinik özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Şimdi çaprazlamayı nasıl yaparız? Matematikteki dağılma kuralı gibi yaparız arkadaşlar. Ne yaparsınız? Mesela büyük D ile küçük D'yi, birinci ile birinciyi alabilirsiniz. Bir anne, bir baba gibi düşünürseniz ikisinden birer gen gelip çocuğu oluşturacaksınız. Büyük D, küçük D'ye bakın buradaki bir yavru birey elde edebilirsiniz. Birinci ihtimal bu. Sonra 1 ile 2'yi çaprazlarsınız. Yani yine büyük D ile küçük D'yi birleştirirsiniz. İkinci yavrun oluşacağı genotipte bu olur. Daha sonra 2 ile 1'e eşlersiniz. 2 ile 2'ye eşlersiniz. Böylece toplam 4 tane ihtimal elde edersiniz. Hepsinde bakın ne çıkmış? Büyük D, küçük D. Şimdi bu bize ne anlatıyor, ne söylüyor onu yorumlayalım. Şimdi büyük D ile küçük D'yi bir araya getirirseniz büyük harf baskın gen olduğu için kendi özelliğini gösterecektir. Büyük D neydi? Düz tohumluydu. O zaman diyoruz ki yavruların hepsi ne olacaktır? Düz tohuma sahip olacaktır. 4 ihtimalin 4'ünde de büyük D, küçük D görüyorsunuz. Yani %100 bundan doğacak yavruların hepsi düz bezelye meydana getirecek. Onu görüyoruz.
Büyük D küçük D olmasının anlamı nedir? Onu da söyleyecek olursak bu eğer büyük D büyük D olsaydı saf döl yani katkısız olacaktı. Ama büyük D küçük D gördüğünüz zaman bu melez bir birey olacaktır. Onu da şuraya ekleyelim. Yavrularımız melez olacaktır. Yani içinde düz ve buruşuk genleri barındırıyor. Her an sürpriz çıkabilir ortaya diyor. Yani bu çaprazlamanın sonucunda diyoruz ki ne kadar çok yavru olursa olsun hepsi düz olacak ve melez olacak diyoruz. Bunlar sadece ihtimal arkadaşlar. Yan tarafta bir çaprazlama daha yapmışız. Bu çaprazlamada büyük D küçük D yani düz tohum ama melezi kullanmışız. Bunda da büyük D küçük D melezi kullanmışız. Yanına da bir not düşülmüş bakın. Birinci kuşak diye bundan da bahsedelim. Şimdi anne ve babadan yani ata bireylerden ilk doğan çocuklara biz birinci kuşak deriz. Sonra bu birinci kuşağı kendi arasında çaprazladığımız zaman oluşan ikinci çocuklara da biz ne deriz? İkinci kuşak deriz. Yani çocuklar ve torunlar gibi düşünebilirsiniz aklınızda. Şimdi iki tane birinci kuşak melezi çaprazlayınca ne oluyor? Bir de ona bakalım ihtimallerine. Şuradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Büyük D büyük D yani birle biri eşlersek şöyle bir yavru olabilir arkadaşlar. Büyük D büyük D. Sonra 1 ile 2'yi yaparsanız büyük D küçük D elde edersiniz. Sonra 2 ile 1'i yaparsanız yine büyük D küçük D elde edersiniz. 2 ile 2'yi yaparsanız küçük D elde edersiniz. Burada gördüğünüz gibi daha farklı çeşitte canlı meydana geldi. Bu tabloyu yorumlarsak şimdi. Diyor ki 4 tane ihtimalin bir tanesi ne olacak diyor. Büyük D büyük D yani saf döl, saf genler taşıyor ve büyük D'ler bildiğiniz gibi düz tohumlu. Bu %25. Çünkü 4 ihtimali 4'e bölerseniz %25 ihtimalle ne olacakmış? Büyük D büyük D olacakmış. İki tane büyük D küçük D görüyoruz. Yani bu da ne demek? İki tanesi %50 melez tohum veya yavru oluşacakmış. Bir tane de küçük D küçük D olmuş. Bir tane olduğu için bu da ne olacak arkadaşlar? %25 küçük D'ler bildiğiniz gibi buruşuk bezelyeyi temsil ediyordu. Yani buruşuk bezelye çıkabiliyormuş. Şimdi burayla ilgili şöyle bir açıklama yapalım. Bu şu demek değil arkadaşlar. İşte birinci doğan yavru düz olacak. İkinci de düz olacak. Üçüncü de düz olacak. Ama dördüncü doğan melez pardon buruşuk olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece ihtimal. Yani doğan yavruların hepsi büyük D büyük D de olabilir. Yavruların hepsi melez de olabilir. Yavruların hepsi buruşuk da olabilir. Bu sadece ihtimaldir. Yani olabilir diyoruz. Kesin olacak diye bir kural yoktur. Bazen sizi tuzağa düşürmek için şöyle diyor mesela. Birinci yavru düz saf döl oldu. İkinci melez oldu. Üçüncüyü söyleyin diyor. Üçüncüyü söyledin dediği zaman bu üçüncüyü almayacaksınız. Yine her ihtimal var arkadaşlar. Yani bu da olur, bu da olur, bu da olur. Bunlar sadece olayın ihtimalleridir. Kesinlik belirtmemektedir. Onun tekrar altını çizelim arkadaşlar. Çaprazlamayı da yaptıktan sonra diğer şeye bakalım. İnsanlarda cinsiyet nasıl belirlenir? Yani bir doğacak olan çocuğun erkek veya dişi olma ihtimali nasıl hesaplanır, nasıl oluşturulur ona bakalım beraber. Şimdi bildiğiniz gibi biz insanlarda 46 tane kromozom var arkadaşlar. Yani sağlıklı her insan 46 tane kromozom taşır. Hastalık olan bireyleri saymıyoruz. Mesela Down sendromu gibi onları saymıyoruz. Eğer sağlıklıysanız 46 kromozomunuz varsa bunun 44 tanesi neyle ilgilidir? Vücudunuzun özelliklerini taşır. Yani işte gözleriniz, saçınız, eliniz, kolunuz, kemik yapınız, kan grubunuz gibi sizin vücudunuzla ilgili özellikleri söylerken 2 tane kromozomunuzda sizin cinsiyetinizle ilgili size ipuçları verir. Yani 44 artı X ve Y genleri diyoruz biz bunlara. Bunları da eklediğiniz zaman 46'ya tamamlarsınız. Mesela burada göstermiş erkek birey bakın 44. Yanına da X ve Y koyarsanız 46'ya tamamlanıyor. X ve Y geni varsa bir bireyde o erkek birey oluyor. Eğer 44'ün yanına 2 tane XX kromozomu koyarsanız bu sefer dişi birey oluyor. Bu şekilde diş ve erkek ayrımı yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela anne ile baba dünyaya çocuk getirdikleri zaman acaba dişi mi erkek mi çocuk olacak veya yüzde kaç ihtimalle dişi yüzde kaç ihtimalle erkek olacak onun bulunuşuna bakalım. Annede gördüğünüz gibi XX var.
Yani anne sadece çocuk oluştururken X geni gönderebilir. Başka bir çeşit yok zaten. Tek çeşit geni gönderemiyor. Yani anneden mutlaka ne gelecek? X geni gelecek. Ama baba X geni de gönderebilir, Y geni de gönderebilir. Yani bu şu demek oluyor aslında. Eskiden mesela çok önceki dönemlerde erkek veya dişi bireyin veya çocuğun olmasını anneye bağlıyorlarmış. Yani anne suçlu oluyormuş bu konuda. Niye erkek çocuk doğuramadın diye. Ama bilim ilerleyince bakıyoruz ki aslında erkek veya çocuk, erkek veya kız çocuk olmasını kim sağlıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi babamız sağlıyor. Çünkü babadan gelecek olan genler sizin cinsiyetinize karar verecek. Babadan eğer X geni gelirse, anneden zaten sadece X geni gelecek. O zaman çocuğumuz ne oluyor bakın? Kız çocuk oluyor. Ama babadan Y geni gelirse, anneden her zaman X geliyordu. Bu sefer erkek çocuk oluyor. Yani şu yorumu yapabilirsiniz. Kız çocukların genleri, annenin ve babanın X'lerinin birleşimi. Ama erkek çocukların kaderi veya oluşması tamamen babadan gelen Y genine bağlı diyebiliriz. Şimdi açılıma bakarsanız iki tane XX var. Yani bu ne demek? Her biri %25 ise %50 kız çocuk olma ihtimali var. %50 de erkek çocuk olma ihtimali var. Yani doğa kesinlikle kimseye torpil geçmiyor. Kimseye bir avantaj, dezavantaj sağlamıyor. Eşit şartlardayız arkadaşlar. %50 kız oluyor, %50 erkek oluyor. Mesela bazı sorularda diyor ki bir annenin diyor 3 tane çocuğu var, 3'ü de kız. Dördüncünün erkek veya kız olma ihtimali nedir diyor. Her zaman nedir arkadaşlar? %50-%50'dir. Yani bir ailede istediğiniz kadar farklı kombinasyon yapın. Yine doğacak olan çocuk nedir? %50 kız, %50 de erkektir. Cinsiyet bulmuş da bu şekilde, basit bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Diğer başlığımıza bakalım. Akraba evliliği diye bir başlığımız var. Şimdi akraba evliliğinde hatırlarsınız niye bu konu var bu kalıtımın içerisinde. Şimdi kalıtım dediğimiz gibi anne ve babanın genlerinin karışımıyla oluyor. Yani ikisinin genleri bir araya gelince yeni bir birey elde ediliyor. Şimdi eğer evlenen bireylerin genleri sağlıklıysa doğacak olan çocuk da sağlıklı olma ihtimali yüksek olacaktır. Ama bireylerin eğer genleri, hastalık geni varsa veya zayıf genlere sahipse bunlar bir araya geldiği zaman çocuğun zayıf gen veya hasta olma ihtimali de fazla olacaktır. O yüzden akraba evliliği bazı sakıncalar taşıyor. Mesela bir ailede atıyorum, kalıtsal bir hastalık örnek verelim. Tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklar örnek verelim. Eğer bu ailede yaygınsa, bu aile içi evlilik olursa atıyorum dayısının veya amcasının kızıyla, oğluyla evlenirse bunların hastalık genleri bir araya gelecektir ve doğacak olan çocuk büyük ihtimalle sağlıksız, yani hasta birey olacaktır. Tabii şu da mümkün mü? Aile içindeki güçlü genler de bir araya gelip güçlü çocuk doğma ihtimali de var mı? Var. Ama bu ihtimalin yanında sağlıksız, hasta olma ihtimali de yüksek olduğu için akraba evliliğin sakıncalı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bu nedenle akraba evliliği bu kalıtım konusunun içerisinde dikkat edilmesi gereken veya olması gereken konulardan birisi. Ek olarak da diyor ki mesela illa de akraba evliliği yapacağız diyorsanız diyor, o zaman akraba evliliği yapmadan önce diyor genetik test yaptırmanız lazım veya hastalık, bazı kalıtsal hastalıklar var mı yok mu onların mutlaka taramadan yapılıp onay alıp o şekilde evliliğin yapılması gerekli diyorlar arkadaşlar. Burada bazı harfler, kavramlar vermiş. İşte S'ler var, sarı tohum var, burada da yeşil tohum var. Bu harflerin veya kelimelerin neyi sembolize ettiğini, neyi tanımladığını ayırmaya çalışacağız. Demiş ki genotip belirtenleri kimdir bunlar? Yani buraya baktığınız zaman genotiple ilgili bilgi veren kimdir diye sormuş. Bildiğiniz gibi genotip genlerimizin içindeki şifrelerdi arkadaşlar. Yani genlerimizdeki o dizilim, dağılımı bize veren bilgiyi bulacağız. Buradaki S harfleri, çaprazlamadan da hatırlıyoruz. S harfleri genotiplerimizle ilgili bilgiler veriyordu. O zaman şurayı açarsak 2 ve 5. Yani şuradaki büyük S, büyük S ile büyük S, küçük S size neyi verecektir? Bir gen, yani bir özellik hakkında bilgi verecektir. Birisi homozigot, birisi de melez, heterozigot özellik verecektir bize. Fenotip demek neydi? Fiziksel tipimizdi, yani dış görüntümüzdü. Dış görüntümüzü nasıl anlatırız? İşte buradaki gibi sözel, sarı tohum,
yeşil tohum gibi kelimelerle anlatırız. Yani 4 ve 6 olur. Burada da gen belirtenlerini bulun demiş. Yani tek başına olan harfleri bulun demiş. Orada da 1, 3. Evet, 1 ve 3'te tek harfler vardı. Bunlar da bizim genlerimizle ilgili bize ipuçları vermektedir. Üçüncü etkinliğe bakalım beraber. Buradaki kutulara diyor büyük A, küçük A harflerini kullanın diyor. Ve genotipini belirtmeye çalışın diyor. Dediğim gibi burayı ezberlemek zorunda değiliz. Ama yine de kulağınızda bir şeyler kalsın arkadaşlar. Göze aşinalığı olsun mutlaka. Genelde soruların içerisinde zaten size parantez içerisinde bu genin baskın, çekinik olması ile ilgili mutlaka bilgi verecektir. Mesela yuvarlak tohum demiş. Daha önceki konunun başında da söylemiştik. Yuvarlak tohum bildiğiniz gibi baskın özelliğe sahiptir. Baskın özelliğe sahip olduğu için büyük harf kullanacaksınız. Ama büyük harf illa da büyük A, büyük A şeklinde olmasına gerek yok. Büyük A, küçük A da yine düz tohum veya baskın özellik gösterecektir. İki tane ihtimalimiz var. Buruşuk tohum düz tohumun yani yuvarlak tohumun tersidir arkadaşlar. Yani bu çekiniktir. Çekinik olduğu için de ne yaparsınız? İki tane küçük harf kullanırsanız ancak çekinik özelliği gösterirsiniz. Yani zor bir ihtimaldir. Bu doğada az bulunur. Yeşil tohum yine çekinikti arkadaşlar. Sarı tohum baskındı. Kısa boy yine çekinikti. Uzun boy baskındı. Beyaz çiçek çekinikti hatırlarsanız. Mor çiçek baskındı arkadaşlar. Çiçek yanda uçta olma onu belirtmemiştik konunun başında. Çiçeğin yanda olma ihtimali baskındır arkadaşlar. Ama uçta olma ihtimali çekiniktir. Dediğim gibi bunları ezberlememiz şart değil. Altıncı soruya baktığımız zaman melez sarı tohumlu bezelyeleri çaprazladığımızda oluşacak ihtimalleri söylüyor arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Melez sarı tohum. Sarı tohum normalde baskın bir gendir. Yani büyük S kullanılacak. Ama melez dediği için ne yapın diyor. İki farklı geni barındırın içinde. Yani büyük S ve küçük S'yi de barındırın içerisinde diyor. Bunları şimdi çaprazlarsak hızlıca çaprazlayalım. 1-1 ile, 1-2 ile, 2-1 ile, 2 ile, 2 ile çaprazlarsanız 3 farklı gördüğünüz gibi genotip çıktı. Zaten birinci soruda da diyor ki bu yavruların diyor genotiplerini söyleyin diyor. Yani genotip olarak 3 farklı genotip var. Büyük S'ler var, melez var, bir de küçük S'li yavru var. Çaprazlama sonucunda oluşan bireylerin fenotip yani dış görüntülerini söyleyin diyor. Fenotip sadece dış görüntüyü tarif edeceğiz. Büyük S'lerin hepsi sarı tohumu söyler. Yani 3 tane sarı tohumlu olabilir. Bir tane de küçük S'li çıktı. Yani yeşil tohumlu yavru da olabilir. İkisinde ihtimali var. Ama tabii sarı tohum gördüğünüz gibi daha fazla. %75. Çaprazlama ile sarı tohum, yeşil tohum bezelyenin oluşma ihtimali az önce söylemiştik zaten. %75 şuraya yaz verelim. %75 sarı olur arkadaşlar. Yeşil daha az ihtimallidir. %25 olur. Zaten bir tane var gördüğünüz gibi. Bu sorumuzda da anne ve babaya ait eşey kromozomlarını alarak yani bu cinsiyet oluşumunda anlattığımızı çaprazlamayla tekrar gösterin diyor. Hemen gösterelim. Bu tarafa babayı alalım. X'ye buraya da anneyi alalım. Bildiğiniz gibi XX ile 1, 2 ile yine XX oldu. 2'yi 1 ile yaparsak XY oldu. 2'yi 2 ile yaparsak yine XY oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıtım konusuyla ilgili tekrarımızı yaptık. Gayet basit. Zaten bildiğimiz kurallar, bildiğimiz tanımlar. Çaprazlama konusu da basit. Sadece tek yapmamız gereken şey soruları okurken veya bulacağımız sonuçlara ulaşırken dikkatli olmamız gerekiyor. Bir sonraki konumuz olan adaptasyon, mutasyon, modifikasyon konusunda buluşuncaya dek şimdilik kendinize iyi bakın. Soruları çözüp tekrar etmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.